iki çocuk annesiyim. Yeşilay'da göreve başladık. İkinci dönemimiz Allah nasip ederse. Ekipteki arkadaşlarımız, başkan yardımcılarımızla beraber Silivri'de bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarımız bulunmakta. Bu anlamda yönetimdeki arkadaşlarımız da kendilerini sizlere tanıtırlarsa hem de tanımış olursunuz. Önce Hüsnü kardeşimize sözü vereyim. Adım Hüsnü Yaşar Yalman, İnşaat Yüksek Mühendisiyim, çocuk babasıyım ben de. Gerçekten Yeşilay'da yapılan işlerin neslimizi kurtarma anlamında, onları daha iyi bir geleceğe götürme anlamında bir hizmet olduğunu düşündüğüm için Nur ablanın yanında yer aldım. İnşallah daha bilinçli, daha sağlıklı bir toplum için Yeşilay'la hizmete devam ediyorum. Adım Ogün Nurgün, emekliyim, çocuk ticaret babasıyım. Ben de gönüllü olarak İlker Hanım'a yardım etmek için, gençlerimize bir nebze de olsa faydamız olsun diye buraya gönüllü olarak yöntemine katıldım. Ayşe Şahin, sosyolog ve rehber öğretmeniyim. Ülkenör Başkanımızla birlikte devam ediyoruz. Öğrencilere, velilere ulaşıp kime dokunabilirsek, kimi o bataklıktan bir nebze de olsa kurtarabilirsek açısıyla bu şekilde devam ediyoruz yolumuza. Adım Latif Umuç, 1974 doğumluyum. Evli, 4 çocuk babasıyım. Tabii Ülkenör abla sağ olsun. Bize teklif edin dedik, ne demek yani, herkes mutlaka elini taşın altına koyması gerekiyorsa biz de koyarız elimizi. Ondan dolayı işimizde gücümüzde biraz fedakarlık edeceğiz ama hep beraber tabii basınımızla, insanlarımızla, esnafımızla, arkadaşlarımızla, çocuklarımızla, ailenin içinde ailemizle beraber bu konularla ilgili uyuşturucuyla işte bağımlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ayrıca özel bir evladım da olduğunu hatırlatayım size. Onlarla da, engellerle de ilgili bazı çalışmalarımız var. Ülkenör ablam sağ olsun onlara da bize destek oluyor. Bu şekil inşallah Silivri'mize ne faydamız olur, ne yararımız olur çocuklarımıza. Bu kalacak. Arkamızda bunlar söylenecek. Yoksa bizim herhangi bir maddi çıkar, menfaat, böyle bir şey yok. Bu gönülden gelen bir şey. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Allah hepinize razı olsun. Arkadaşlarımız kendilerini tanıttılar. Özellikle biz Yeşilay'da bu seneki bir projemiz var. Genel merkezimizin vermiş olduğu doğrultuda. Önümüzde de broşürler var. Yeşilay elçileri kapsamında. Burada biz Yeşilay olarak az önce de sohbetimizde belirttiğimiz gibi hepimiz mahallemizde sahip çıkarsak dışarıdan yabancı kişilerin o mahalledeki gençlere yaklaşamayacağı umuduyla Yeşilay elçisi olurum noktasına getirmede. Biz esnaflarımızı ziyaret etmekteyiz özellikle bu anlamda. Broşürlerimizi de dağıtmaktayız. Mahallemizde bizim Yeşilay elçisi olur musunuz? Ya da bununla alakalı bilgilendirme yaparak özellikle Yeşilay'ın YEDA, Danışmanlık Merkezi. Genelde bunu bilmeyen arkadaşlarımız, esnaflarımız oluyor, bilgilendirme yapıyoruz. Siz çevrenizde gördüğünüz zaman veya size aileden bir birey geldiğinde benim oğlum işte ben gördüm ya da tahmin ediyorum kullanabiliyor noktasında esnaf olarak size geldiğinde YEDA'mı tavsiye edebilirsiniz. Danışmanlık 444-79-75 ile Ayakta Tedavi Merkezi ücretsiz. Burada şöyle söyleyelim, özellikle anne ve baba çocuğunu öğrendikten sonra nasıl tutum içerisinde olacağını bilmiyor. Belki buna bizler de dahil olmak üzere. Bilmiyoruz, çok aşırı tepki verebiliyoruz veya dışlayabiliyoruz evimizde. Bir madde bağımlısı gencimizi eğer öğreniyorsak ya da tahmin ediyorsak. Bu anlamda YEDAM'daki görevli arkadaşlarımız bizde arayan vatandaşımıza özellikle bir anneye, bir babaya, bir dayıya, bir amcaya nasıl yaklaşacağını. Öncelikle bu çok önemli. Tutum, ilk baştaki tutum çok önemli. Genelde gençlerimiz ailelerle de birlikte konuştuğumuz zaman
İlk başta sen ne yaptın, ne ettin çok agresif tutumlarla gelince çocuk dışarıya daha çok itiliyor ve daha çok o bataklığın içine giriyor. Burada yetkililer özellikle nasıl tutumda bulunacaklarını daha sonrasında yanlarına çağırarak da onlara ayakta tedavi merkezi dediğimiz merkezlerle de belki resimle, belki işte bir heykel yapmayla alakalı çocuktaki belirtileri keşfederek de yönlendirmeyle o ortamdan uzaklaştırmayı sağlıyor. O yüzden YEDAM bizim için önemli. YEDAM'ın da İstanbul kanadında çok şanslıyız biz. Cerrahpaşa'da, Üsküdar'da, Başakşehir'de ve Unkapanı'nda var bu anlamda. Şanlıurfa'da, Türkiye genelinde özellikle, Antalya Kepez ve Düzce merkezde var. Bunların çoğalmasını istiyoruz. Belki aileler bir anda ametime gidemeyebilir. İlçe bazlı olsa keşke böyle yerler. Belki kaymakamlık üzerinden, halk sağlığı üzerinden de bunlar yürütülmekte. Ama Yeşilay'da özellikle bağımlılıkla mücadelede bu konuya eğilmekte. Ayrıca Yeşilay Genel Merkez, bu az önce Cemile Hanım'ın da belirttiği gibi yaşam merkezleri noktasında öyle bir projesi de var. İnşallah o projede yürürlüğe girdiği zaman gerçekten gençlerimiz o yaşam merkezlerinde belki o ortamlardan tamamıyla koparılıp meslek sahibi olabilecekler ve yeniden topluma kazanabilecekler. Bunlar önemli. Yeşilay, az önce de söylediğimiz gibi, bizim emniyet ve sağlık, yani ilaçla tedavi değil ama Yeşilay bağımlılıkla mücadelede farkındalık. Biz okullarda en önemlisi oradaki rehber öğretmenlerimiz, formatör eğitmenlerimizle birlikte Milli Eğitim'le de işbirliği içinde olduğu için eğitim odaklı ders saatlerine bunlar yerleştirilmiş TBM, Türkiye Bağımlılık'la alakalı özel eğitimleri var. Anaokuluna ayrı, ilkokula ayrı, ortaokula ayrı, liseye ayrı, yetişkin sunumları ayrı. Ortaokul öğrencisine asla biz uyuşturucu madde bağımlılığını konuşmuyoruz. Sadece tütün, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı beslenme. İlkokul çocuğuna sadece sağlıklı beslenme ve teknoloji. Anaokullarında da aynı şekilde. Ha, lisede uyuşturucuyu koyuyoruz. Neden? Merak uyandırıp çocuk ona yönelmesin, gencimiz ona yönelmesin. Bazen öyle STK'larda vesairede işler bu konuda çok duyarlı. Farkında olmadan farklı söylemlerle insanların beyninde merak uyandırıyoruz. En önemli şeylerden birisi de o madde bağımlılığında, ben bile söylemek istemiyorum ama bir kelimemiz var biliyorsunuz gençlerin kullandığı. Onu söyleyerek çocuklarda gerçekten merak uyandırdık. İnternete bile girse bu ne demektir diyerek hemen başlıyorlar. Duyarlı olma noktasındayız. Bizim en büyük yönümüz okullarımız. Bu Yeşilay Elçileri projesiyle de bu sene esnaflarımıza özellikle ulaşma noktasındayız. İnşallah geri dönüşleri olumlu, güzel olur. Burada tabii siz basın mensuplarımızın da bizlere vereceği yön, değer noktasında da etkili olacağını düşünüyoruz. O yüzden de böyle bir küçük toplantı yapalım istedik, farkındalık yaratalım istedik. Geldiğiniz için de ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Sizlerin varsa soruları, sorular alabiliriz.